Hoş değil ya, boşver. Siktir et, Vice alacağız. Bir bakayım. Oo, müthiş bir silah gibi duruyor. Müthiş. Oo, M4 ABRS Hot Rod. Ananı sikerim. Ne dedin tavşuna? Hot Rod güzel, oynarım Hot Rod diyorsan çok sararım. seksi bir şey. Ta oynarım. Oynamaz olur O muyum? güzel Oynarım. gidiyor ya. Çok seksi bir şey Onun bir Hot de Rod. mavi fosforu var ya onun. Bu He? ikisi beraber şu an fenasal piyasayı uçuruyorlar. Mavisini, ben maviyi beğenmiyorum da kırmızı benim. CSGO skinleri olarak kırmızılar çok hoşuma gidiyor. Aa, senin Ruby var bir de lan, doğru Ruby ya. var Bak bu bende. sarar ha. Ama Bu Ruby'yi bir sarar. tık değiştiresim var nedense ya ta. Haydi ne alacağız? Ama fiyatı 600 dolar mı ne düşmüş ha? Valla. Bu kadar düşmemiştir ya. Ya. Gerçi yeni güncellemeyle düşmüş olabilir Düştü bu. düştü fenasal düştü ya. Shader'ı kıstılar yani, parlaklığı. Kıslar mı? Ha, Onun ben ağzına anladım. sıçtılar onun Orospu ya. çocuklara bir yerlerini tutmuyor. Bir dedikleri tutmuyor. Orospu çocuk. Furkan'ın Deagle Oğlum vardı buraya ya, bak. ilk başta böyle eşek gibi parlıyordu, hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum. Onun 24 mi? şimdi full mat. Bildiğin bronz gibi Oo. görünüyor. Şeyden bahsediyor. Bronz dekodan bahsediyorsun değil mi? Ha, bronz deko. Amına koymuşlar oyunun ya. Ne güzeldi. Niye onu kıstılar ki ya? Onlara ne amına koyayım? İsteyen düşükte oynar. Size ne amına koyayım? Şu CSGO item piyasası çok iyiydi ya zamanında. O keşke o zaman. Oğlum bu kimin? Eternal Fire kapışması var burada. Bakayım kimmiş bunlar. Vijadiya Zantares'te kapışıyor. 1000 dolar. Ana ne avradına. Tanrım revamı görünen beni bana harcatıyor bu kader. O zaman bir gariban patlatalım beyler şöyle. Pro Stars. Mide fenasal yanıyor. Tolu ceket, deri ceketin linki var mı? Hoca o deri değil. Bir de ben onu Zara'dan aldım. Gittim şey olarak aldım yani. Ha, Yüz yüze sen gitsin girmedin. aldım. Burada ben yok muyum? Ben yokmuşum burada, ne iş? Evet. Ben de bakıyorum amına koyayım, dalmışız. 23 sentlik bir savaş gördüm. Ananın... Tövbe estağfurullah. O 40 dolar alan, keşke ona girelim. Çok geç. Buna giren yok. Müthiş. Bu gece aktiflik fenasal. İlk defa bir Galatasaray'ı ilk araya savundum. Ne oldu lan? Twitter bu aralar fenasal ya, benim Twitter fenasal yani. Tolu söylüyorsun, boş ver bu atışmalar eğlenceli, GS'liyim. İnşallah. Çok da eğleniyor gibi değil Galatasaray ama. Ama bazı şeyler gerçek. Hakem olayları gerçek beyler, atışma değil. Ama dost dost meclisi gibi düşünün. Tanrım revamı görünen beni bana harcatıyor bu kader. Güzel bir skin geldi gibi, 19 dolar, tam tersi. Ve ben 2 sent zarardayım. Nasıl oluyor böyle bir şey? Yo, aynısı değilmiş lan. Oo, burada zarardayız. Ananı sikeyim. Ver 3 dolar fazlasını ver bana. Ver 3 dolar fazla. Aldık mı? Oo, müthiş soktuk. Müthiş. 156'ya girdik. 128'e aldık. 28 doları şu an Jirox yiyor. %95 falan. Amına. Ya amına o. Burada biri geldi yine. Hangi maç? Beşiktaş maçı. Bir de bugünkü maç. Ananı sikiyim. Aa, 44 dolar. En dandiğinden geldi. Güzel. Bok atmayı ne çok seviyor bu ceketler. Tamam kardeşim. Bugün Twitter'a bir girdim. Önüme full kendini yere atan Galatasaraylılar çıkıyor. Ama farklı farklı videolar. Hepsi kendini yere atmış amına koyayım. Hadi lan 4 dolar lan, hadi yaparsın. Yap şu 4 doları. Amına koyayım, 3 dolarla kaybettik, şaka gibi. E derken çok iyi tiyatro var. E derken video 25 dakika. Ne videosu lan, ne 25? Kendini yere atanlar mı 25 dakika? Tek maçta mı? Ananın amı ya. Hot Rod bafta 640 ha. Burada 900. Burada 990 bir de. Aa, 1000 350 fark desen var. %30 fark var amına koyayım. Hı. Öyle. 2.40'ta girmedik lan, 37'de girdik eğer buna diyorsan. Dikkat et, 37 Türkiye Ligi'nde 37. yere atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde çatır çutur top oynuyorlar. Bayern Münih'ten bahsediyorsan o bizim ligde değil ki ya. Yine kaybetmişiz amına koyayım İlker abi ya. Canın sağ olsun. Canın
canın sağ olsun ben çekerim. 87 dolarlık 10'u 22 tane kasa diyor ya. Çok ya. Geç geç onu geç. Ver bir tane AWP de keyfimiz yerine gelsin ya. Evet. Bundan bahsetmiyordum ama. Duayı doğru edeceksin. Duayı evet. Duayı doğru edeceksin işte. Asimov demek lazımdı. Bak AWP dedikçe AWP geliyor. Amına koyayım en kötüsü geldi ya. Bu normalde 100 dolar var hayat ha. Fight Turin iyi bir. Kötüsü geldi ya o kadar kötü değil. Dayıya 120'lik verme. Tamam, oğlum hadi güzel. Ya. Son bir tane daha aldık mı kardayız. 15 dolar fark yemeyeyim. Ananı sikeyim. Tamam bizde de. Bizde. Ben bunu pahalı bir şey sandım. Yani yok, 178. Anca vurdum. Okey amına koyayım. Düşman gibi. Ya bu savaşa çok hızlı geliyorlar. Siktirin gidin biraz zaman oynayalım değil mi chat? 150 ha 150 dolar sen misin? Aha bu benim. Abi şu 6 dolar 11 kasa. Ananı bak yine geldi biri haydi. Ya. Dayı ben hemen açmayacağım bunu ya. Abi ülke puanını siktiniz. Siz de ülkenin futbolunu siktiniz. Onu ne yapacağız? Tamam biz ülke puanını siktik. Siz ülke futbolunu siktiniz. Onu tartışalım. Hadi buyur. İyi 6 dolarla kazan. Ucu ucuna geliyor bugün. Bugün ucu ucuna geliyor. Şahane. En iyi futbol oynayan biziz. Ne? Nasıl sizsiniz ya? Hakem ya bu yani TFF'nin komple değişmesi lazım. Yabancılara falan neyse satılması lazım amına koyayım. Yabancılar yapsın. Yabancı hakemler gelsin. Abi ister istemez taraflısın. İşte yani ben hakem olsam ve bir takım taraftarı benim anama sövse, benim bacıma, karıma, kızıma sövse ben oo çok güzel geldi ikisi de. Oo bizimki daha güzel. Ben de mantıksal olarak ben de kendi takımımı tutarım. Anladınız mı? Ya bu hakem sorunu çözülmesi lazım. Abi liyakat yok. Liyakat yerli de, yerli falan liyakat. Yanlış yanlış cümleler kuruyorsun. Ben inanmıyorum öyle bir şeye. Ben kendime bile güvenmiyorum. Bu ananı sikeyim. En iyisini bu kazandı bu piç. Ben o konuda kendime bile güvenmiyorum. Rakip taraftar bana küfretse ben o adamlara maç vermem mesela. Anladın mı? Tarafsız birileri gelecek abi. Tarafsız amına koyayım. Abi niye bakmıyorsun? Sadece ne konuşalım? Yabancı hakem en azından 2 sene çözer. Oğlum bana çok yüksek gelmiş ya. Bu savaş daha iyi. Abi donate'e bak. Bakayım hocam. Erken. Güzel bir şey mi? Oo 113 dolar çok iyi. Verdi 113 dolar. Birazcık daha pohpohlasa güzel olacak ya. Bir de deagle atsa. Abi Songül Uğur seni seviyor der misin? İkimiz de seni izliyoruz. Değerli Songül hayırlı geceler öncelikle. Saat 3 oldu. Uğur seni seviyormuş. Öyle dedi. Ben kefil değilim ama öyle dememi istediği için dedim. Kendinize bir tane daha çıkmış bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Uğur seni çok seviyormuş. Tamam kardeşim. 300 dolar güzel. Devam. Amına koyayım müthiş. 20-21 kulüp puanlarına bak. Amına koyayım siz en iyi halinizde 50 küsürüncüyken Beşiktaş 30'uncuydu. Avrupa'ya gidebiliyorsunuz sayemizde. Başarılı kazanılır da karakter zor. Abi Süper Lig'de hakemler çok kötü etkiliyor ya arkadaşlar. Yani harbiden taraflı. Maalesef taraflı. Ya bizim amına koyayım ya. Bizim başkanımız çıkıp konuşma yapıyor. Orada Mehmet Büyükekşi tamam çok beklersiniz falan filan diyor arkasından başkanın. Siz düşünün. Ali Koç'a dönüyor çok beklersiniz diyor. Bu neyin yüzü bu amına koyayım. Çok kötü kaybettik bunu ya. Ya baba bu yönetim Sergen Yalçın'ı yemiş. Şenol Güneş'i yediler daha yeni Şenol Güneş'i. Ananı sikiyim. Dayıya bir tane M4 hediye etti son anda. Evet ya o kötü oldu. Sürekli ondan açıyorsun aslında bir tık yavaş. Hayırlı geceler Fatih. Ya. Evet ya dur şunu bir amına koyayım sürekli insanlar da geliyor bir de ya işin kötüsü. 10 dakika olmuş lan da. Ha bak 5.40 bak 5.40 9 tane kasa müthiş, izleyelim müthiş mesela. Bir kasa hemen bunu yavaş yavaş izleyelim abi.
kasadan ne çıkıyormuş mesela? Ver bize Vulkan. Bu arada Onana'yı da Burak Yılmaz istemiş. Öyle bir bilgi geldi geçen bana. Onana transferini Burak Yılmaz istemiş. Onana bu United'ın kaleci Onana mı? O adamın o... Ben telefon çalıyorum. Hangi Onana istediğini kimse bilmiyor. Burak Yılmaz da bilmiyor hangi Onana istediğini. Sence bu sene şampiyon kim olur? Bence Mehmet Büyükekşi olur. Oğlum bu ne boktan bir kapışma lan? Ve bunu kim yaptı? Bu kasayı kim yaptı? Bu ne malca bir kasa lan? Kaç dolara girdik? 90 veriyorum. 5 dolar ve şu an 1 dolar yok ortada. Birazdan bir AK şey atacak var ya. Atmaz abi. Bana da öyle geliyor da. Abi siz yanlış Onana'yı aldınız. Aa yo 56 sent. 56 sent. Oğlum bu nasıl bir kapışma? Senin kuracağın kasayı sikeyim makul ya. E şimdi kime verecek? Tık 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 tık. Durdu tık bende. Çok temiz bir kazanma oldu. Çok müthiş rahat. Kardayız. Enerji çok kasasıyla enerji. Müthiş bir kardayız. 40 dolarlık var bak 20 tane mesela. Abi ona girdik ve izledik onu tek tek. Güzel oldu, güzel oldu bu. 40 dolarlık bit 40. Abi yapma. Yazdıklarınıza dikkat edin. Evet Galata şey ban yiyebilirsiniz. Halil Umut Mener'i de Burak Yılmaz istemiş diyorlar, doğru mu? Ama Halil Umut Mener karakterli hakemmiş ya, Galatasaray'da kaldı. Eğer öyleyse karakterli hakemmiş. Valla yine en dar açıdan. Amına soktum yine, söylediği lafı götüne soktum. Hunt bugün yok. Yarın da, yarın erken bir yayın yapıp, bilmiyorum, tahminim şöyle. Yarın erken bir yayın yapılıp geceye doğru Hunt belki oynanabilir. Çünkü yarın hafta sonu ligini oynayacağım, FIFA'nın oyundan kopmamak adına hafta sonu ligini oynayacağım. Hafta sonu liginde 20 maç var biliyorsunuz. 20 maç tanesi 10 dakikadan 200 dakika, yani 3 saat ediyor yaklaşık. O yüzden belki erken bir yayın açılıp daha sonrasında Hunt geçilebilir. Ama tam söz vermiyorum. Ama yarın hafta sonu mecbur oynayacağız 20 maç. Mecbur oynayacağız hocam, mental sikmeli. Promo paketleri gelmiş. Yarın kaça kadar kalıyor? Yoksa 3-4 gün mü? Rabbim sana 0 galibiyet nasip etsin. Tamam kardeşim. Promoları engelsin, paketleri. Promo harbiden özlenle bir açılır. Yarın özlenle bir paket açılımı yaparız ya. 0 win 20 lose şekli. 0 win 20 lose yapsam bu arada bana Mbappe falan verir ha. Öyle kötü yapanlara iyi şey veriyorlar. Sevecek sandım. Bana 20 dolar verse anca toplanırız. Hayırlı geceler ona Yunus, sağ olasın. Bitip gidecek ömür ahvalime yandım. Tonay ligin en iyi takım Fener'de de insanlar rahatlasın. Ya en iyi takım algısı yanlış bir algı ama ligin bence en formda takımı Fenerbahçe. Gerçekten iyi götürüyorlar. Levakovic daha ısınamadı. Geçen frikikten falan siktire boktan goller yemiş. Ama Fener 2 yedim mi 5 atıyor, 4 atıyor, 3 atıyor yani. En formda, en zinde takımı Fener bence. Fener'i Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde mücadele ederken görmek isterdim. Avrupa Ligi'nde iyi oynardı Fener. Şampiyonlar Ligi tamam biraz zor ama Avrupa Ligi'nde çok iyi oynardı Fener. Sanki konferans daha iyi gibi ya Fener'e. Konferans çok büyük, düşük bir lig. Biz sikim değil ki konferans ya. Avrupa'da ya. Çeyreği meyreği görürdü en azından. Konferansı alsan ya, ne almasan ne. Ya. Oğlum ne kadar? 2 milyon mu? 1 milyon euro mu? 3 milyon euro mu? Ne öyle bir şey veriyorlarmış şampiyona. Bir sikim vermiyorlar ki. Onana yalamazsın onu konferans kazanıp onana yalamıyorsun. Ya paradan ziyade prestiji var, reklam meklam işi. Konferansın o da prestiji ya. Bence yok ya bu arada. 1,5 mu veriyorlar? Abi Fener sadece kendi evi. Yo fikstürü de iyi zaten. Fikstür açısından reklam yediniz chat, ne iş? Fikstür açısından şu an şanslı Fener. Ama işte adil bir maçta Fener Galatasaray alır gibime geliyor. Adil bir maçta. Onanın bonservis 4.2. Maaş 1.5. 6 milyon amına koyayım. 6 milyon dolar. Euro.
Ulan Bahtiyar'a da zaten 4 milyon mu ne vermişiz? Bahtiyar da Adam aynı. araba Ya öncesi Bahtiyar'ı diye. nereden buldunuz? Adamlar Bahtiyar'ı aldığımızda Türkmenistanlı mı artık? Nereliyse milli tatil ilan etti adamlar ya. Nereden buldular abi bu adamı? Amına koyayım, en düşük benimki yine. Aa, en düşük kazanıyor. İkimizden biri. O bana o müthiş Ne? müthiş bir kasa açılımı oldu. GS'nin Avrupa'daki ya gruplardan çıkar gibi duruyor. Manu çünkü eski gücü yok Manu'nun. Manu'yu yener bence. 9 dakika kalmış. Manu'yu bence Galatasaray yener. Gruptan çıkar. Fakat işte orada karşılaşacağı rakibi çok önemli. Yani yine böyle çok büyük olmayan bir Benfica takım tarzı gelirse bir çıkar. takım çekmesi Ha. lazım ya. Benfica o Benfica tarzı. klası eler. Ama gidip şey falan çekerse, Manchester City falan çekerse zaten gider o iş yani. Real Madrid, Manchester City falan. O kadar para Bu harcamaya arada gerek yok. Real'i de zorlar ha şu an. Bellingham tek yener lan. Ben Bellingham'ı tuttum mu Real bitiyor şu an. 1300 var. O kadar. Bilmiyorum. Bir şey demeyeyim. Real'in geçen Real dakika Union Berlin 70'te maçı mı Modric'i ne? sokar Union yine Berlin siker maçı. seni, öyle düşün. Yok ya. Real forvetsiz oynuyor anasını satayım. Union Berlin'i 2-1 yendiler zor zor. Manu yönetimiyle Beşiktaş yönetimi yarışır. Manu yönetimi daha kötü. Bu kadar parası olup bu kadar imkanı olup gidip Harry Maguire'ı satın almışlar, kaç milyon euro bilmem kaç milyon euro. Antony'yi satın almışlar 100 milyon euroya yakın para. Artı gidip Altay'ı yedek kaleci olarak alıyorsan sen bak, Onana kötü transfer değil. Onana Inter'de çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok güzel bir transfer ama Onana Manu'nun götünde patladı. Ama sen gidip o kadar paran maran varken siktirip gidip Altay'ı alıyorsan sen vizyonsuzsun kardeşim. Chelsea yönetimi de aynı şekilde. Gerçi mesela Chelsea'nin bu seneki en pahalı transferi Mudrik herhalde. Mudrik götünde patladı Chelsea'nin ama belki gelişir, kendine gelir. Kasa savaşı yok amına koyayım, şaka gibi. Orada çekilişi şeye sabitledim ha çete. Ben yarın onun tweetini atayım. Yine unuttum onu ya. Gün içinde aklıma gelmedi. Mudrik açıldı, iyi. Manu'nun dediği şey, taraftara biz bu sezon onun abi Onana'nın bir alışması lazım. Onana Inter'de neler yaptı herkes biliyor. Alışsa belki toparlar, iyi oynar belki. Ama şu an harbiden kötü. Ben olsam Manu'ya yedek kaleci kim al? Ben De Gea'ya sözleşme uzatırdım ya. Kaç sene kahrını çekti Manu'nun amına koyayım. Ana kaleciyi De Gea'dan De Gea'dan devam ederdim. Bir tane yedek kim alabilirdim yedek? Yedek kim alırdım bilmiyorum. İspanya'dan bir kaleci alırdım ya yedek. Deheye ayıp yapıldı. Çok para istemiş ha, olabilir. Hazard takım bulamadı. Ersin Destanoğlu, Bono. Bono Arabistan'da değil mi? Gelmez. Oğlum Bono Arabistan'da, adam para seviyor. Gelir mi amına koyayım? En düşük kazanıyor bu arada. Ben kazanacağım inşallah. Loris. Oyun oynamam bugün hocam, bu son. Buradan sonra kaçarız, yarın bakarız. Zaten 4,5 saattir yayındayım. Bono seviyede değil mi? Bu sene Arabistan'a gitmedi mi Bono? Ben mi yanlış biliyorum? Arabistan'a gitti ya. İlker abi, bu sponsorlu. Günde yarım saat. Ayda 15 yayın, günde yarım saat yapmam lazım. Arabistan değil mi? Birazcık daha eğlenceli hale getirebilirler şuraları ya. Yani mesela berabere kaldım bu adamla. Desin ki CSGO size bir server kurdum, girin 1v1 kapışın, kazanan alır mesela, anladın mı? O tarz bir şey olsa tatlı olur. No yer döndü. Diğer kaleci de iyi. İsmini Ulle miydi? Diğer kaleci de iyi. Çok bir şey fark ettirmez yani. Ama Neuer tabi ayrı bir seviyede.
Oğlum ben çok düşük kaldım. Kazandım herhalde çete. Seni izleye izleye kumarı bıraktım. Günde 2000 dolar yediğimi görünce bıraktın değil mi? Görün, görün 2000 dolar yedik günde. Ama sadece 5 dolar siteye girerek, 5 dolar atarak benim 600 dolarlık açtığım çekilişe katılabilirsiniz. 600 dolar çekiliş. Yok lan cidden bıraktım. İyi yapmışsın abi. Yani şimdi bilmem ama kumarda her zaman neyse siktir edin konuşmayalım. Daha sonra konuşuruz. Yıllar önce profilime seni sikerim yazmıştım. Spider-Man oynayacağım. Ama İngilizcem iyi değil, ona güvenmiyorum chat. İngilizcesi orta seviye A2 B1. Seviye İngilizceli Spider-Man 2 oynanır mı? $200 var nasıl kat? $200 kaç dolar ediyor lan? 10 dolar mı? Deneyelim. 10 dolarım varmış gibi. Bence bu arada bence kasa savaşı yap. Ya tam kazan ya hiç kazanma amına koyayım. Hadi 7,5 dolarım var. Flümen neyi bilmiyorum ama bu arada. Koyuyorum ama. Fiyata göre arttır bakayım. 7 dolara ne var? Biraz sevmez mi yatır binip düşünmez mi kendimi bitir. Nice shot mı? Nice shot ya da şu. Beni çekti ya. Ha? Spider nice. Var ya. Şu mu? Hadi Spider deneyelim bakalım. 6.32'lik var. Kurdum bir tane kasa savaşı 2 kişilik. Bakalım ne yapacağız? Kardeşime deneysel. A2 ile oynanmaz, B1 ile oynanır. Orta mı? Başlangıç ortası. 13 dakika sonra Ready or Not yükleniyor. Operasyon çekeceğim. Ready or Not'ın botlar bir tık bozuk. Ananı sikeyim. Senin 10 dolar gitti Ready kanka. 7,5 dolar gitti, haberin olsun. Ama ona da gelebilirdi mesela. Ha mesela karşımda sen olsan kazanmıştın amına koyayım. Ready or Not'ın botlar canım çekiyor ya. Botları bir tık bozuk ya botlar. Önüme şeyleri çıkıyor, bu shortslar var ya. Rollensen aslında çok güzel oyun. RP yapana çok güzel oyun. Rollenene. Ama işte düz oynuyorsan sarmayabilir. Arkadaşlarla gideceksin tabii, 4 kişi. Abi saat 3, tamam eyvallah. Q7 ikon kartı geldi mi? Ben de kazanmışım 45 dolar, vay amına koyayım. Q7 ikon kartı nereye geldi mi lan? Öyle bir şey yok. Q7'nin gelirse Heroes'u falan gelir. Yalnız çok az savaş yaptın ha. Direkt şeye girebilirsin şimdi upgrade'e. 6 dakika kalmış gerçi. Ooo 600 dolar var lan, daha dur. Baksana daha baya bakiye var. Hemen şunları bir yiyelim, ezelim. Spread. Bayağı skin de var çünkü, o yüzden diyorum. Doğru doğru. 195'lik bir tane açalım bakalım serisinden. Ah, hunt'ı iyi yapmışsın. Hunt alarak iyi yapmışsın. Hunt alınır arkadaşlar. Fiyatlar artacak mı bilmiyorum ama alın yani. Ucuz bir oyun. Türk yapımı ucuz bir oyun. Fiyat performans. Kırmızı ışıkta dururken motor geldi arkadan vurdu, durduk yere bir kat ramel oldu, araba tolu moral. E niye kaçak yaptırsaydın yani, tramer işlenmeden yaptırsaydın. Bir de 1000 lira tramer bir şey değil ki şu an. Evet, 2024'te evet. 23'te daha doğrusu. Ya ben mesela ben ooo lan bıçak geldi sana. Ben bir tık cahilim mesela, ben tramer bana göre 10-15 bini geçmese yeter bence mesela. Ya yapıldığı sene önemli ya. Mesela 4000 olur, 2008'de olur, o da fazla. Çünkü 2008'de 4000 liraya araba alıyordun, öyle düşün. Benim eskiden kullandığım bu Mercedes C200'de de ne vardı? 14 vardı sanki. Yok, 2014 model ama 2000 lira mı 3000 lira mı ne trameri vardı mesela onun. Hiçbir şey değil ama. Mercedes'e hiçbir vardı şey değil lan. Mercedes'in... Lan Mercedes'in bir farı şu an 25 bin lira zaten. Çünkü 50 bin lira amına koyayım. Oğlum ben aynısından açayım lan, dur bakayım. Savaşlarım. Şunun aynısından açayım. Benim arabada şu an 21 bin var mesela. Kaza şeyini sorguladım.
Kaza yapmış, tamam mı? Sadece sağ ön çamurluk değişmiş. Far kırılmış. Ön panjur, ön tampon kırıldığı için plastik aksamlardan 21 bin lira. Oo, çok lan. Serviste yaptırmış adam. He. Ama arabada tek değişen çamurluk. Mesela. Çamurluk da bir şey değil ya. Plastik değişsin bir şey olmaz amına koyayım. Bilgisayar yetmiyor mu? Ya İtopya'yla da bilgisayar dizdik. Abi birazcık fiyat performans istedim onlardan. 30 bin liralık kasa dizmişler ya. 2 dolarla kazandık. İtopya'dan fiyat performans istedim. Bir tık fazla dizmişler. 30 bin lira fazla ya. Ben onu bir konuşayım. Başka bir kasa falan yaparız belki. Usta Valo falan tekrar. Ya Valo beni kendine çekmiyor. O kasa yok. Fiyat zaten 4070 var galiba. O kasa ya 25-22 aralığında olsa çok güzel kasa. Tam bir fiyat performansı olur da bir tık fiyatı bana da fazla geldi ya. Yoksa parçalar güzel. Yo ben parçadan bağımsız. Ben işte hani 3060'lı bir bilgisayar düşünüyordum. Hani ortalama bütün oyunları kaldırır ama düşükte oynarsın. 3060'lı. Böyle 15-20 bin lira falan. İtopya bir tık iyi bir bilgisayar dizmiş. Ananı götten sikeyim ya. Ha iyi. Bize şimdi 120'lik veriyor, izle. Benim mesela şu an yayın yaptığım bilgisayarda 2080 var. Kim bilir ne kadardır. Hala pahalıdır herhalde 2080. 80. Ulan ilk bilgisayarı aldığımda 2000 liraya almıştık. YouTube'a ilk başladım. Kasa aldığımda 2000 liraya kasa dizmiştim ya. 2000 lira. 2000 lira amına koyayım ya. Ver güzel bir şey çıkayım şuradan amına sikeyim ya. 74 dolar. K-Drop savaşı oluştur. Spread'den 2 tane koyacağım. Bir tane mi? 1 2 tane koyabiliyorum 78. Oluyor mu? Ananı sikeyim 4 dolar. Hadi bir Bir tane şey koyayım. zaten 50 tane itemimiz var. Yak be bir şey almaz ya. O gerisinde paraya yatırırız girerken. 1070 Daha verdi değil mi upgrade'e mi Tolu? dön? Bende çok eskiden çok ilk işte bu 2000 liradan bahsettiğimde 1060 vardı. 2000 liraya satın aldığım bilgisayarda 1060 vardı. BM 450 bir tane bir şey anakart vardı galiba. 8 RAM'i vardı. B450 MK. 3 GB evet 1063 GB'tı. Yüksek ihtimal odur. Abi diğer yayıncıların kitle izleyip geçiyor biz sana harbi duygusal anladık. Ya benim istediğim de aslında oyunu değil de beni izlemenizi istiyorum. Yani bu kariyerde ilerlerken ekranda açık olanı değil de benim sohbetimden veya işte şakalardan, makalar, mimlerden dolayı hani oyunu değil de ya da ekranı değil de beni izlemenizi istiyorum. Benim istediğim de oydu yani. Bir de K-Drop'a 5 dolar atıp benim çekilişe katılsanız güzel olur. Yoksa canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Ya bir şey diyeceğim ciddi hazır samimi bir yayın. Bu reklam böyle önünüze reklam çıktığından dolayı yayını kapatıp gittiğiniz oluyor mu? Ona göre reklam sayısını biraz düşürmeyi deneyebilirim bir aylık. Harbiden çıkıyor musunuz? Bazen olmuyor yok. Ama evet evet yazısını çok gördüm. Eyvallah Zez. Kesene bereket abi. 500 dolar Oraya 5 dolar için efendim bu teşekkür ederim. nadim varla. 5-6 art arda geldiğinde çekilmiyor. Ya abonelik de çok siktiri boktan ya. Abonelik de yani dengeyi kuramıyorum abi. Denge yok yani. Abonelikten bana 1 lira geliyor. Düşünüyorum hani reklamı kısayım, abone olmanızı isteyeyim. Gerçi abone olacaksanız reklamı izlemezsiniz ki amına koyayım. Abi çok siktiri boktan bir ortamdayım ya. Tek de koyduk çıktık güzel. Bunu 35 dolar. Satsam iki kasa açar mıyım? Açamam. Amına koyayım sat. Yok 48 dolar sattın. 84 dolar. Oo güzel oldu. İki tane açtık bu sefer. Şuraya arama ha. Bir tane Bir daha. tane koydun. Heh. Aha. Abonelik geliri çok az ya. Twitch çok yiyor. Ya aslında onu işte böyle
Bino Game'e veya bit atmanıza yönlendirmek istiyorum bir yandan. Hani abone olmayın. Bana Bino Game'den veya bit atın. İkisinden birini istiyorum çünkü abonelik de çok kesiyor. Ben reklamları kaldırırım olduğunca. Yani yayın başı iki tane falan yersiniz ama o zaman beni en azından donate ile desteklemeniz gerekir. Yani abone olmak yerine bana bit donate monate bir şey atmanız gerekir. Acil anonimiz. Anonimiz kimin? Anonimiz kim? Anonimiz kimin? Kaybettik. Anonimiz kimin? Anonimiz sizsiniz. Anonimiz sizsiniz. Bu arada bir dakika geçmiş. Hemen basıyorum her şeyi, dur. Oğlum 13 sayfa ne? Ananın amı. Siktir git, bunları basamam. Tamam, bir tık bir tane kalın oynuyorum ve burayı terk ediyorum. Abi sol dedim bu sefer ama sol kazan, sağ dedim ya. Evet, keşke sol deseymişiz. Ne işe? Abonelik hediye çektim diye iki söyledin. Onu aslında işte ya başlığı ya yayının bir yerine, eyvallah bu arada, kesene bereket hocam. Bir yerlere yazmak gerekiyor onu ya. Abonelik harbiden beyler saçma bir iş. Solu sanmıyorum dediğin, evet yani sizi oraya ittirebilir miyim onu ben de bilmiyorum. Hani reklam basmıyorum ama abone olursanız, şey bit atarsanız veya Bino'dan atarsanız sevinirim tarzı bir yönlendirme ben yapamayabilirim. O iş beni zora sokar mesela. Hocam tam dedim, abonelik para vermiyor. Beş, teşekkür ederim NSRL Ruzi. Abi Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında ne düşünüyorsun? Ne anlatıyorsun? Ananın götü ya. Sen ne anlatıyorsun? Amına koyduğumun oğluna bak ya. Donate'a bak. Atmayın oğlum böyle donate atacak. Siktir git lan. Amına koyduğumun çocuğu. Bu nasıl donate lan? Bunun ismini Bino Game'den bulup vermek lazım savcılığa. Abi hunt hangi paketi? Hocam hemen ben size bir göstereyim. Zaten şey bitti. Hunt. Arkadaşlar benim önerim, benim önerim, şu bildirim beni çok üzüyor. Benim önerim, dur. İndirim bitmeden bunu almanız, Grunt Wipe almanız. Bunda çünkü bir tane var. Bunda 3-4 tane diğer 3 tane DLC var bunda. Benim önerim bu. Grunt Wipe almanız. Şu 74-23'lüyü almanız, indirim ne zaman biter bilmiyorum. Elinizi çabuk tutun, yazmıyor bir yerlerde de. İndirim her an bitebilir. Bunu almanız daha mantıklı. Bundan vallahi Hunt Showdown'da reklamım yok, vallahi yok. Oyunu sevdim, siz de sevdiniz. Hani siz doğrusunu alın diye uğraşıyorum. Hunt'ı ben de ucuza aldım diye hatırlıyorum. İndirimde almıştım sanki, ben de 30-35 liraya falan aldım diye hatırlıyorum hocam, yalan olmasın. Canınsa... Aa siktir boktan, itemlerle oynamaya geçtik, dur. O zaman iki tane bıçaklasın. Başka tavsiyem var mı? Dur bakayım Steam'e. Abi Steam'e de bakamıyorum amına koyayım. Salak saçma şeyler çıkıyor. Banyo...